Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Milyonlarca emekli açlık sınırının altında maaş alıyor. Yaşamda kalmak için mücadele veriyor. Emekli yıl sonu enflasyon beklentisinin %65 olmasıyla maaşlarına yapılacak zamma gözünü çevirdi. Peki emekliye ara zam ve ikramiye var mı? SSK ve Bağkur emeklisine yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Halk TV yazarı Olcay Aydilek'in köşesinde aktardığına göre, ekonomi yönetimi ikramiye ve ara zamma ilişkin net mesajlar verdi. İşte sorular ve cevapları. Ara zam var mı? Ekonomi yönetimi, emeklere ara zamla ilgili bir çalışmanın olmadığını belirtti. Diğer bir deyişle, emeklerin yeni yıla kadar maaşlarında bir artış olmayacak. İkramiye verilecek mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 29 Ekim 2023'te emeklere 5000 TL ikramiye verileceği konuşuldu ve yazıldı. Ekonomi yönetimi ikramiye konusunda bir çalışmanın yapılmadığını, hazırlığında olmadığını ifade etti. Emeklere zam ne zaman? Orta vadeli programda 2023 yıl sonu için tahmin edilen enflasyon %65. Diyelim ki enflasyon tahmini tuttu. Bu durumda yılın ikinci yarısı için %38 dolayında bir enflasyon söz konusu olacak. SSK ve Bağkur emeklerine refah payı verilmezse 1 Ocak 2004 2024'te bu oranda bir zam alacak. Eğer refah payı verilmezse %38 alacak değerli izleyicilerimiz. En düşük maaşa ne kadar zam? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Emeklilerin aylıklarında ek artışa ilişkin bir çalışma yürütüyor. Yasa değişikliği ile en düşük emekli aylığı alanlara 6 aylık enflasyon oranında 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış söz konusu olacak. Bu grupta yer alan emeklere diğerleriyle aralarındaki maaş makasında göz önünde bulundurularak seyyanen zam yapılacak. Artış Ocak ayında yürürlüğe girecek. Ankara'nın şu anda emekli yol haritası böyle. 31 Mart yerel seçimlerden bağlı olarak değişir mi? Çok olası görünmüyor." demiş. Değerli izleyicilerimiz bizler de bu e, bilgileri, bu yorumları sizlere aktardık. E, tabii ki gönül ister ki bir ara zam olsun. Çünkü enflasyon çok yüksek. Dolayısıyla e, TL'nin değer kaybı çok hızlı gerçekleşiyor. Dolayısıyla bir önceki ayda aldığımız e, aylığın, e, alım gücüyle bir sonraki aldığımız aylığın alım gücü aynı olmuyor. Dolayısıyla bu oranda telafi edilmesi gerekir. Ama e, durum şu anda bu şekilde değerli seyircilerimiz. E, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Önemli, önemli bilgi ve yorumları sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzun beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.